11 yıl sonra bu ligde yerimizi aldık. Bizim önceliğimiz bu ligde şampiyonluk mu, ligde tutunmak mı, yoksa daha farklı önceliği olan unsurları yerine getirmek mi diye bunu sizlerle uzun uzun paylaştık. Şehrimizde uzun yıllar takımımızın buralara gelmesinin hayali vardı. Eski karanlık, acı günlere dönmemek için şehirde olağanüstü bir kenetlenme sağladık. Bunu birlikte başardık. Birlikte kol kola, omuz omuza, beraber üzüldük, beraber mutlu olduk. Bu başarı benim başarım değil. Bu şehirde yaşayan 2 milyon bütün bireylerin, bütün kıymetli değerlerin başarısı olarak ben altını çizdim. Bu şehrin eski günlerine dönmem adına nasıl bir vizyon ortaya koymamız gerekiyor, nasıl bir yol haritası çizmemiz gerektiğiyle ilgili bir takım ortak fikirler ortaya atıldı. Takımımızın 5 yıl amatörde çırpındığı günleri hatırlayalım. Belki Türkiye'de ismini değişmeden üçüncülüğe, ikinciliğe, birinciliğe üst üste çıkan takım sayısı da az. Kocaelispor'umuzla ilgili 15 yıllık bir proje. Bu Kocaeli ölçüsünde bakıldığı zaman ya 15 yıllık proje olur mu ya? Arkadaşlar Avrupa'da başarılı takımlara baktığım zaman 50, 100, 150 yıllık projeler yapıyorlar. Önceliğimiz mali disiplin. Mali disiplin çok şükür mali disiplin sağlandı. İddia ediyorum. Bir iki özel şirket kulübü harici Kocaelispor Türkiye'nin en istikrarlı mali disiplin sağlamış bir kulüptür. Malzeme tedarik eden, çalışan içisine, altyapı hocasına varana kadar, hocalarına varana kadar bir kuruş borcu olmayan bir kulüp haline getirdik. Bu bir disiplindir, önemli başarıdır. Şampiyonluk kadar önemli olduğunu ben söylüyorum. İkinci bir, kurumsallaşma adına. Evet, Kocaelispor'umuzu artık habersiz faturaların kulübe girdiği günlerin, naylon faturaların kulübe girdiği günlerin artık tarihe karıştı bir gün. Bir kuruş yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın, muhasebedeki arkadaşlarımızın, bu işin başındaki Mali As Başkanımın haberi olmadan bir Allah'ın kulunun faturası kulübe giremez ve giremiyor. Altyapı, altyapı. Altyapının da başarılı olabilmesi için değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensubu kardeşlerim, tesisleşme. Tesisleşme olmadan, altyapı olmadan bugünkü rakamlarda asla ve asla tutunma şansımızın olmayacağını ve olamayacağını her birimizin gayet iyi bilmesi gerektiğini altını çiziyorum. 3 yıl içerisinde takımı Süper Lig'e nasıl çıkaracağız? Allah izin verirse bu bir başlangıç, birinci yıl. 3 yıl içerisinde takımı Süper Lig'e çıkaracağız. 5 yıl içerisinde çok iddialı konuşuyorum. Kocaelispor kesinlikle Süper Kupa'nın ve Türkiye Kupa'nın kupasının en büyük aday olarak orada yerimizi alacağız. 7. yıla geldiğimiz takdirde değerli basın mensubu arkadaşlarımız, evet, Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupa'yı şehre getirmiş Avrupa'nın en büyük takımlarını şehrimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşayacağız. Allah rızası için sabırlı olun. Şu anda bulunduğumuz yer benim de arzu etmediğim bir yer. Ama 3 puanlı sistemde o hak ettiğimiz günler, o mutlu olduğumuz günleri hep birlikte yaşayacağız. Kocaelispor büyük bir camia, büyük bir taraftara sahip bir kulüp. Taraftarımız başarıya susamış. Yani geçen yıl şampiyon olmuş, bir önceki yıl şampiyon olmuş. Yine şampiyon olmasının heyecanı olarak ben bakıyorum. Hocamızla ilgili tepkilere, ille de istifa etsin, hoca bıraksın gitsin, biz de ısrarla devam edelim deyince bu dönem bize de döndüler. Yoksa bize karşı bir akniyet olduğunu ben inanmıyorum. Bizim samimiyetimizi ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. Ama ben yine tekrar söylüyorum. Taraftarımıza biraz sabırlı olsunlar.
İnanıyorum ki yarınlar güzel olacak. Yılmaz'la ilgili başka kulübün transfer listesindeydi. Oraya gitmesini bize geldi, söyledi. Orada oynamak istiyorum dedi. Bizim şartlarımız o gün geldi. Şartları yerine getirdiğinden dolayı biz kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür edip gönderdik. Bir problemimiz yok, kadrosu değildi. Kendisi değil. Evet, şu anda 8 futbolcuyla görüşüyoruz. Bunlardan 4 tanesiyle beraber inşallah anlaşacağız.